Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arka fonum harika değil mi? Bir de cırcır böcekleri. Seslerini duyabiliyor musunuz? Bugün nedense size dışarıdan açılış yapmak istedim. Çayımı aldım, bitki çayımı. Ve dışarıdan açılış yapayım dedim. Sıcak ama şu ses o kadar güzel ki hani böyle cır 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 ötüyorlar ya. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz mu, duymuyorsunuz mu bilmiyorum ama çok güzel. Her neyse, biz Yaren'le güne başladık teyzoşları. Sabah bugün erken kalktık, saat 9'a 10 vardı kalktık. Hemen kahvaltı hazırladım ama pek bir şey yiyemedim o saatte. Alışmışım 11-11.30'da. O yüzden bir şey yiyemedim. Yaren de bir şey yemedi, yumurta kırdım ona. O hiçbir şekilde dokunmadı. Şimdi gideceğim ona şey yapacağım. Tavuk yapacağım. Hatta gidelim Yaren'e beraber tavuğumuzu da koyalım. Saat çünkü 11.30'a geldi. Yok. Güzel huzurlu sesimizi bozdular. İçeri giriyorum. Evet. Bakın. Bu yaramaza. Sen onları nereden aldın? Nereden aldın? Anneciğim. Anneciğim. Yapma. Allah'ım. Ya insan bu kadar mı meraklı olur her şeye ya? Bu kadar mı meraklı olur ya? Gitmiş fırçalarımı hep almış. Seni gidi var ya. Sen otur, ben sana tavuk yapayım. O yastıklar niye ortalıkta yine Yaren? Yastıkları ben diziyorum, o atıyor. Ben diziyorum, o atıyor. Neyse, ben makineyi çıkardım. Bakın tezgahım falan tertemiz. Çünkü erken kalktım bugün. Makinemizi, tavuğumu çıkarmıştım zaten. Şöyle birkaç tane atalım. Şöyle 6 tane yeter. Ben de seviyorum bunu çünkü. Makineyi çalıştıralım. Tamam. O pişsin. Çayım biraz soğusun, içeceğim. Öyle yani, fazla işimiz yok. Yerine mi koyacaksın? Bak o koltuğun altındaki oyuncaklarını çabuk topla. Çabuk. Koş. Fırçaları da topla. Bir de geçenlerde, geçen değil de dün, evet dün dışarı çıkmıştık. Bir tane şöyle silikon buzluk aldım. Bunu da kimden gördüm biliyor musunuz? Nuriye, Madame Mor arkadaşım. O gösteriyordu. Mor almıştı kendisine. Aslında benim vardı buzlukta. Böyle altı şeyli yoktu. Bir tane al. Şimdi bunu yıkadım. İçine şey dolduracağım. Soğuk çay dolduracağım. Koyacağım. Hatta beraber dolduralım. Şuradan çayımızı alalım. Ve buna çayı doldurup tek elle açabilirsem şimdi. Evet, açtım. Buna, hatta şu elimi alayım. Bu elle daha kolay. Şimdi dökmeden becerebilirsek şöyle dolduralım. Bunu buzluğa koyacağım. Sonra soğuk çayın içine bir de buzlara atarım. Güzel olur diye düşünüyorum. Bunun içine kahve de yapabilirsiniz. Arkadaşlarımın çoğu öyle yapıyor ama benim şimdi pek böyle sade kahve var ya, zaten içemiyorum. Nescafe olan hani. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Oralara biraz döküldü. O sorun değil. Böyle kapatalım. Ve bunu buzluğa koyalım. Dediğim gibi buna kahvede koyuyorlar. Sonra işte o Nescafe sade olan, sonra sütle içiyorlar. Benim pek aram olmadığı için ben yapmıyorum. Nereye sakladın? Buraya. Ne yaptı bu? Ya anneciğim, anneciğim. Tata. Aksilik çıkmazsa aylar sonra Niger'e gitmeyi düşünüyorum. Tabii gündüz değil, akşama doğru. Hava biraz daha serinlesin öyle. Bakalım, gitmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi aksilik falan çıkmazsa. Anneciğim. Hadi git fırçaları topla bakayım. Koş. Gitmeyi düşünüyoruz Yaren'le. Teyzem geldi Bursa'dan.
Bir de kuzenim geldi tatile. Hani Nigar'ın videolarında belki görmüşsünüzdür. Nigar'ı bilmeyeniniz de var, bilenleriniz de var. Bazı arkadaşlar çünkü genelde soruyor Nigar'ı. Nigar'ın videolarında belki görmüşsünüzdür. Bahçesinde bungalov evler yapılıyordu. İşte o evler bitti. Bitmiş. Ve böyle işte tatil için iki odalı böyle. Yani iki oda değil de iki tane ayrı ayrı. Dur anneciğim, iki aile kalacak şekilde yapılmış ve onu kuzenim işte kiralamış bir aylığına. Sen dondun. Ne istiyorsun kız sen? Ne istiyorsun? Ne olacak bu anne sevgisi Yaren? Ha? Hayırdır? Annene karşı sevgin mi uyandı senin? Öyle bir şeyimiz yoktu. Hani sen beni sevmiyordun? Ne oldu? Hadi koş bakayım, fırçaları topla, ben teyzelerle konuşayım, hemen yanına geliyorum. Hayır. Saçımı yoldu. Hadi koş koş. Hadi koş. Fırçaları sakla, ben geleyim bulayım onları. Koş koş. Hemen koştum. Her neyse, dediğim gibi işte Emine kuzenim orayı bir aylığına kiraladı ve iki oğluyla bir de annesiyle yani teyzemle gelmiş. Geliyorum, hemen bulacağım. Ben de işte bugün gideceğim, hem teyzemi ziyaret ettim. Yani ziyarete gideceğim. Hem onları göreceğim. Hem Nigar'ı göreceğim. Hem diğer teyzemi göreceğim. Yani bayağıdır gitmiyorum. Aylar oldu. Daha fazla uzatmadan. Gidersem sizi beraber götürürüm. Gitmesem zaten evde oluruz. Artık zaman gösterecek. Gün içerisinde neler yapacağız daha bilmiyorum ama bakacağız, göreceğiz. Ağarmayan kafamı ağarttım. Kendime iş çıkardım vallahi. Bunları böyle yukarıdan indirdim. Hani geçen fesleğenler vardı ya. Onları böyle çıkardım. Nemli kalmasın dedim. Böyle içlerini açayım. Sen tepsi elimden düş. Oraya dökül. Daha yeni de evi süpürmüştüm biliyor musunuz? İşim bitmiyor. Bu kız döktü. Ve nenesiyle tavuklarını aldı gitti. Annem geldi. 5 dakika oturdu. Yaren'i de aldı gitti. Döktü gitti vallahi. Allah'ım, benim işlerim bitecek mi? Bitecek mi? Şuraya bakar mısınız? Şunların lekesini görüyor musunuz? Gerçekten ben artık yoruldum bu koltuğu silmekten. Yaren bu koltuğu mahvetmekten yorulmadı. Ha şimdi bir de burayı süpüreceğim tekrar. Adanoz gitti. Hemen tekrar bir süpürge açayım. Sonra o fesleğenleri yerine kaldırayım. Şöyle bir ayıklayayım dedim. Şey olmasın. Yani üstü kuruyup da içi nem kalmasın. Çünkü içeride kurutuyorum biliyorsunuz. Güneşe çıkarmıyorum. Sen elimden tepsi düş. Dağıt. Parça parça etti vallahi. Şimdi soracaksınız ki, bu kadar fırçam var ama makyajda hiç görmüyoruz seni. Evet, genelde pek yapmam. Sadece rimel kullanırım. Anca bir yere çıktığım zaman, o da çok nadir, bir şey yaparım yani. Şimdi oyuncakların tamamını toplayayım. Bunu banyoya koyayım. Bunu yerine koyalım. Bakın. Çok keskin bir kokusu var. Ya Reyhan'ıma bakayım ya, çıkarmışken. Yani hazır şey yapmışken onu da bu araya koymuştum. Bakalım sen ne alemdesin. Bu daha şey kurumuş. Klimanın altında olduğu için, ama altları bunun da ıslak gibi. Şöyle bir yapalım. Bunlar iyice kurusunlar. Bakın, o kadar ayıklamama rağmen içinde ot bile var. Neyse, Allah'ım bunun kokusu daha güzel. Bunun kokusu daha güzel. Şöyle koyalım. Dediğim gibi bu klimanın altında olduğu için bu daha çabuk şey olmuş. Bir tane de tavuk kendim yiyeyim bari. Şöyle 3 tane yarına koydum. Thank you.
Dondurma yemezse olmazdı. Çünkü annesi daha yeni koltuk sildi. Değil mi anneciğim? O lekelerin yerini doldurması lazım. Ben dondurma koydum. Nereye koydun? Boşluğa. Evet, buzluğa dondurma koydu. Ya bu kadar dondurma şeyi olur mu ya? Ben hiç sevmem. Babasıyla bu bayılıyor. Bak bak bak. Bak, dakika bir, gol bir. Şuraya bak. Siler misin çabuk? Dur ben sileyim bir Allah aşkına. Kızım daha yeni sildim ben buraları ya. Hadi ye. Sonra anam gene geldi. Aşkım çabuk çabuk bak. Aha. Yaren hadi çabuk çabuk ye, eriyor yoksa. Hadi bak sonra seni yıkayacağım hadi. Hadi. Hadi anneciğim. Neyse yapacak bir şey yok. O yiyecek ben sileceğim. O yiyecek ben sileceğim. Ne yapalım? Dur öyle oturma anneciğim, şöyle otur. Ay bak, buraya da dökmüşsün hadi. Bak hep dökmüşsün, ye sonra üstünü değiştirelim hadi. Bakayım. Aferin sana. Silsin sonra bezi alırım ben, tamam mı? Hadi. Evet, işlerim tamamen bitti. Sıra geldi yemeğe ama ne yapacağız? Şimdilik düşünme aşamasındayım. Neredesin? Beni kapat. Bakın. Bakın bu kızın yaptığına bakın. Çıkar mısın oradan? Hı? Çıkar mısın? Beni kapat. Bak hep mahvetmişsin. Beni kapat. Ayağını sıkıştıracağım bak. Çık hadi çık. Çık anneciğim, içinde kalırsın. Burayı da. Burayı da kapat. Ha, kapattım. Otur. O kadar otur ki Yaren. Ortalığı yine dağıttı. Dün, bugün, iki gündür bu oyuncakları ben topluyorum. O dağıtıyor. Ne oldu? Ne oldu? Hadi çık çık, hadi gel, mama yapacağız seninle, gel bak. Niye yaptın öyle anneciğim? Niye niye niye? Sana ne zararı var o dolabın? Her neyse, saat şimdi 3'e geliyor. Bitirdin mi sütünü? Hatta 3'ü geçiyor bile. Sütünü bitirmiş bile hanım. Ben de Şahin'e makarna yapacağım. O yüzden yoğurt, makarna ve biraz da kıyma getirdim. Kıymalı makarna yapacağım. Bu da bahçeden bir tane salatalık buldum. Cacık yapacağım. Bu da yine aynı şekilde bahçeden. Bunu da makarnaya katacağım. Neyse acıktık şimdi. Ben hemen başlayayım. Bak şimdi bak bak bak. Cadalos. Cadalos. O dünkü bebek vardı ya hani, yukarıdan getirdiğim. Onun içinin konuşan şeyini kopardı. Bakın telini kopardı. Şimdi bunu da sonra babama vereceğim. Babam halleder bunu da. Mahvetti. E sen kopardın, kusura bakma. Baba kopardı. Babanın üstüne atıyorsun bir de suçu. Bu tamir edecek dedi. Tamam, dede edeceğiz, tamir edecek. Yine hatırladı. Neyse gel makarna yapalım, hadi gel. Makarna, burada da bir tane misafirimiz var galiba. Bakın misafir, tık tık. Bizde öyle derler, misafir var. Şimdi bunu halledeceğiz.
Yemeğimiz hazır. Yaren kıymalı yemediği için eliyle girme anneciğim, çatal var. İçine biraz tereyağı koy, tereyağı koydum ve kaşar parçaları koydum. O kaşar, kaşar. Kaşar. Kendime de böyle kıymalı yaptım. Gördünüz zaten. Karpuz, turşu, cacık yaptık. Şimdi dondurma yedi, ağzına bakalım. Şimdi bize afiyet olsun değil mi anneciğim? Acıkmışız vallahi, saat 4'e geliyor. Makarna yiyorum. Evet, makarna yiyorsun değil mi sen?
Gitti. Güzel mi? Güzel. Tamam. Sonra Niger'e geldim. Bursa'dan teyzem, kuzenim gelmişler. Hem onları ziyarete geldim hem de Niger'i göreceğim. Evet, Niger'in kapısının önündeki lavantalar. Bak Aras orada. Aras. Yenge mi? Yenge. Gelmeye gelmeye yemin ederim çocuk beni yengesiyle karıştırdı. Ne yengesi lan? Teyzenim ben senin. Teyzenim ben senin. Niger bak duy. Senin oğlun bana yenge diyor. Ne kadar ayıp. Efendim aşkım? Size geldim. Gelemem mi? Çocuk gelmeye gelmeye vallahi unutmuş. Nerede Emoş teyze? Evimde. Dur ben neneyi görüp geleyim tamam mı? Geleceğim. Ben gideyim şimdi Niger'in kaynasını göreyim. Niger'in terasındayım. Geldik. O kadar sıcak ki 2 dakikada su gibi oldum. Bakayım dedim evin haline, son haline. Daha bitmemiş. Öyle duruyor. Şöyle bitince artık size çekerim. İnşallah bir gün gelirim. Valla bayağı oldu gelmeyeli. Geldim biraz oturduk Bursa'dan gelen kuzenimle. Teyzemi daha görmedim, uyuyor. Niger zaten restoranda oturduk. Birazdan zaten çıkıp hem Niger'in yanına gideceğiz. Hem Niger'in annesini göreceğim, teyzemi. Öyle işte şimdi. Bakalım. Yaren nerede Aras? Yanımda. Tamam. Öyle. Çok sıcak ya. Bu ne? Yukarıyı gör daha da sıcak. He? Yukarıyı gör daha da sıcak. Aynı değil mi senin gördüğün gibi? Aynen aynen bir şey yok yani şey. Nasıl bıraktıysam öyle duruyor hala. Allah'ım aşağısı esti ama. He? Esti biraz. Aras orada oturmuş bisküvili şey yiyor. Sütle hazırladım ona. Burası da bungalov evler. Emine'nin kaldığı ev burası. Burası da zaten biliyorsunuz Niger'in evi. Gerçi eski videolarımda vardı. Sonra kanalı kapatınca gitti. Öyle. Allah'ım ne tuhaf çıktım. Rengim biraz şey oldu. Öyle. Şimdilik buralardayız. Akşam 10 gibi Şahin gelip götürecek. Gel anneciğim gel yanımızda otur gel. Gelsene kızım. Kedilerden korkuyor bu da. Bakar mısınız? Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. Böyle bir kedi gördünüz mü hayatınızda? Aras'ın kedisi. Gel anneciğim bak ben kedileri kovarım. Benimki de kedilerden korkuyor maşallah. Şimdi Niger'in yanındayız. Oturuyoruz. Birazdan Şahin gelecek. Eve gideceğiz. Benim kuzucuğum da orada.
Nigar, benim vloga çekmeye nasip olmadı. Selam herkese. Nasıl keyifler? Şahin enişte geldi. De geldi. Kahve içmez mi? Bilmiyorum ki. Tamam. Bye bye. Kendinize çok iyi bakın. Artık evde görüşürüz. Nigar'ın yanında bayağı bir oturdum. Şimdi eve gitme zamanı. Nigar'ı da gördünüz bu arada. Evime gelebildim. Gelir gelmez hemen Yaren'i yıkadım. Şu an uyuyor, yatırdım. Zaten uykusu vardı biliyorsunuz. Akşam 9.30 dedim mi Yaren yatar. Ve eve geldiğimizde saat 10.30'tu. Yani onu geçiyordu. Tam 10.30 değildi. Hemen banyoya direkt soktum. Yıkadım, uyuttum. Şimdi saat 11'e 5 var. Birazdan Şahin gelecek. Karpuz istedim. Karpuz doğrayacağım. Bir yarım saate gelirim dedi. Biz de karpuzumuzu yeriz ve yatarız. Bugün o kadar çok yoruldum ki size anlatamam şu an. O kadar çok yürüdüm ki. Yani son bir iki aydır ben bu kadar yürümemiştim. Düşünün. Önce Nigar'ın evine gittim. Nigar zaten restoranttaydı. Bursa'dan gelen kuzenimi, teyzemi gördüm. Onların yanında biraz oturdum. Sonra Nigar'ın annesine, yani diğer küçük teyzemin yanına bayağı bir mesafe vardı. Oraya yürüdüm. Orada da biraz oturdum. Ondan sonra Nigar'ın yanına uğradım. Yani gel gitmişken hepsini göreyim dedim. Çünkü 5-6 aydır. Yani Bursa'dakilerini son geçen sene görmüştüm. Bir sene aradan geçti. Nigar'la işte annesini, teyzemi 5 aydır görmüyordum. Bu virüs nedeniyle. Öyle yani. Vallahi iyi oldu. Hepsini gördüm ama fazla bir şey çekemedim. Çünkü telefonu elime almak istemedim. Bayağıdır özlemiştik birbirimizi. Konuştuk, öyle oturduk. Düşünün yani teyzemin, küçük teyzemin, işte kuzenimin eşi hamile. Ben bunu öğrendiğimde işte 2 aylıktı. Şu ansa gördüm ve şok oldum. 7 aylık ve bayağı belli oluyor. Bu arada erkek bebeğimiz olacakmış. İnşallah hayırlısıyla Rabbim kucaklarını almayı nasip eder. Hayırlı evlat olur inşallah. Sağ salim dünyaya gelir inşallah yavrucak. Neyse, benden de bu kadar. Yani benden de bugünlük bu kadar olsun. Dilim bile varmıyor şu an konuşmaya yorgunluktan. Elim böyle, ayaklarımın altı, tabanlarım resmen şu an yanıyor. Ben önce şimdi karpuzu hazırlayacağım. Sonra yıkanacağım ve Şahin'i bekleyeceğim. Karpuzu yeriz ve yatarız. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.